Sevgili izleyiciler, karlar altındaki bir İstanbul sabahından günaydın. Bazılarımız güçlükle ulaşabildi, bazılarımız erkenden gelebildi. Şanslılar arasındayız. Biz şanslılar arasındayız. Evet, kesinlikle. Gerçekten. Ve günaydın efendim. Günaydın. Mis gibi bir İstanbul sabahından herkese günaydın. Bugün böyle en sevdiğimiz şarkılardan biriyle girelim istedik. Şebnem Ferah'ın Sil Başlar şarkısını ikimiz de çok severiz. Evet. Ama bu şarkıyı da öyle söylemek çok kolay değildir. Aa. Herkes de söyleyemez bu tabii şarkıyı. Tabii ki. Siz bu şarkıyı bir de efendim manken şarkıcı Tuğba Özay'dan dinleyin deriz. Neden? Hala açılamadım, kendime gelemedim, hala uyukluyorum diyorsanız onun performansına kulak verdikten sonra onun performansı sizde soğuk duş etkisi yaratacak. Hatta çünkü şöyle bir şeyleri silsem atsam mı silinsem her şeyi aklımdan silmek isteyeceksiniz. Evet. Dün Gülşen'le dinlerken bana diyor ki bir daha dinle diyor. Dinliyorum diyorum, tanıyamadın mı şarkıyı diyor. Hayır, şarkıyı tanıyamadım, şarkıyı o kadar. Şarkıyı tanıyamadım, o kadar çok, çünkü çok farklı yorumladı. Evet, kesin. İşte efendim Tuğba Özay'ın sosyal medyayı sallayan Sil Baştan yorumu izleyelim ve dinleyelim. Tuğba Özay'a tahmin edersiniz ki sosyal medyadan çokça şey yazıldı. O çokça yazılan şeylerden bir tanesi de kariyerinden sil bu anları, repertuarından çıkar, sil bu şarkıyı, sil de sil. İşte Şebnem Ferah gruptan ayrıldı falan gibi yorumlar da vardı ama gerçekten insanın bunu kulaklarından ve hafızasından silesi geliyor. Tuğba belki yani darılmasın, kızmasın ama sonucu o da dinlediğinde bu işi yapan biri olarak memnun olmasa gerek şu şeyden, halden yani. Bir şey söyleyeceğim. Beni en çok güldüren yorum da sil baştan sil baştan olalı böyle eziyet görmedi. Gerçekten. Evet. Tuğba bizim yayınımıza defalarca kez katıldı. Defalarca kez onun böyle canlı sesini dinledik. Sesine yakışan şarkıları gayet güzel yorumluyor. Söylüyor. Ama bu şarkıyı söylemek biraz zor. Evet. Bu şarkı ona çok gitmemiş ama oradaki atmosfer, kıyafetli falan böyle alkışlar biraz gaza gelmiş. Çok iyi söylediğini düşünüyor. Benim de öyle olurdu biliyor musun Müge? Ben eski sesimin çok güzel olduğunu düşünüyordum. Ta ki benle karşılaşıncaya kadar. Ben ona dedim ki söyleme. O da bana dedi ki gerçekten dans etme. Ben performanslarımı seni hele özellikle kaldırdı. Şöyle tok tok sanıyordum sesini. Ege'yi biliyorsun, Ege şarkıcı. Evet. Dönemem verdiğim sözden böyle diyordum ki benim sesim muhteşem diyordum böyle kulaklıkla falan onu dinlerken eşlik ederdim. Ona diyordum ki sesim süper. Ne zaman sesimi böyle bir kayda alayım dinleyeyim dedim. O günden sonra duşta bile şarkı söylememeye kulaklığı karar verdim. Kulaklığı çıkarınca gerçi. Sanki Tuba'mda kulaklık varmış da böyle sesini duymadan söylüyormuş Tuğba, gibi geldi bana. Tuğba şimdi yıllarca çok iddialı olduğu bir işi yaptı. Evet. Podyuma falan çıktığında ya da ekrana çıktığında mankenlerin en iyisi deniliyordu. O en iyisi ve en iddialı, en başarılısı hep kulağının bir yerinde kalmış olabilir. Hani ne yaparsam yapayım artık ben en iyisiyim havasına girmiş olabilir. Bir de şöyle bir şey, bu sil baştana bu saç, bu makyaj, bu kıyafet de uymuyor. Ya hani o bir kurtarır. Ben şimdi bir ayağa kalkacağım arkadaşlar. Çubuğum oradadır. Şebnem Ferah'ın kıyafeti, tarzı, sahneye hakimiyeti onlar o açık ya, hava konserleri geliyor. Söyleyebilse onu görmeyeceksin. Şimdi bir nerede şey söyleyeceğim. Nerede görmeyeceğim? Kıyafetine kadar dikkat bile etmeyeceksin söyleyebilse. Şimdi kıyafete dikkat bir şey söyleyeceğim. Tuğba moda girmiş. Gerçekten güzel söylüyor. Şurada baterideki olan arkadaşa bakın. Baktı ki çocukları orkestradakiler moda giremiyor, dağıldılar. Çalamıyorlar. Klarnetçi diyor ki ben diyor şimdi nefesimi boşuna yormayayım diyor. Bak üflemekten vazgeçti. Çal diyor adam, görüyor musun? Bak şimdi. Bak. Bıraktı hadi bıraktı. Hadi arkadaşlar hadi coşun diyor. Bak çocuk şimdi bırakacak. Bak bitti. Bak şimdi bunu gaza getiriyor. Şeye bak. Gülşencim. Baterideki arkadaşa bak şimdi. Gülşencim baterideki arkadaş da bana şeyi hatırlattı. Oyuncaklar bak, var ya. Çalın diyor. Çalın diyor. Hayır, hayır. Baterideki arkadan arkadaş. Kuruyorsun ya o oyuncakları. Tırt 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 tak tak. O da ne yapsın? Orkestrayı bile dağıttı. Bir şey söyleyeceğim. Aslında biz seçilimizden dinleyelim Tuğba'nın yorumunu. Belki bizim için de o bir sil baştan söyler. Sonuçta bir profesyoneldir. Hani biz seyircisi olarak, bu aralar çok takılıyorum, vasat seyircileri olarak dinliyoruz, izliyoruz, yorum yapıyoruz. Bir de işi uzmanından dinleyelim. Yeni evet. Albümünün de efendim heyecanını yaşıyor. Fırından yeni çıktı değil mi? Daha dumanı üzerinde.
Şarkının ismi de Meczup. Doğru mu söyledim? Meczup. Deli anlamında. Seçil Gür efendim karşınızda. İşkence klibi dönüyor. Şarkının sözleri çok güzel. En azından biz anlayabiliyoruz. Çünkü Gülşen'in de şarkısı çıktı. Lollipop, birazdan dinleyeceğiz onu. Evet. Ben de bir tane kelimeyi anlayabildim. Onun dışında başka bir şey daha henüz anlayamadım. 5 kere falan dinlemiş olabilirim. Olarak acı çekiyorum. Kişisel olarak. Ne Tuğba Özay'ın söylediği Sil Baştan'ın Sil Baştan şarkısı olduğunu algılayabildim. Evet. Ne de Gülşen'in Lollipop şarkısına ne demek istediğini algılayabildim. Ben de bir algı sorunu olabilir. Yok olabilirim. Sen de değil, ben yalnız değilsin. Ben de senin gibiyim. Antenlerim bozulmuş oldu. Ben bugün güneşe ateş eden ikinci Adanalı oldum. Gülşen'le aynı günde şarkı çıkartarak. Evet. Evet. Şans mı şanssızlık evet. mı diyeceğim bilemedim. Yani benim için gurur. Benim için gurur. Evet. Lollipop'u nasıl buldun diye birazdan soracağız. Tamam. Cevabını da birazdan alacağız ama Tuğba'nın Sil Baştan'ı nasıl buldun? Arkadaşlar bir çalabilir miyiz? Bir kulaklarında. Hadi. Şimdi ben bunu böyle bir arabesk ya da Türk sanat bir başka bir fantezi bir şarkı zannettim. Dinle diyor, dinliyorum, anlamıyorum evet, yani. Evet, hangi şarkı? Hangi şarkıydı bu? Ne, yorum yok mu? Yorum yapmama hakkını mı kullanmak istiyorsun? Yani yapılacak bir şey yok. 10 üzerinden puan ver. Öyle kolaylaştıralım işini. Hiç veremiyorum. Sıfır. Evet. Sen söyler misin, repertuarında var mıdır var. Baştan? Var. Sen... Ama yani ben söylerken çok zorlandığım ve çekindiğim şarkılardan biridir. Evet. Şebnem Ferah inanılmaz, çünkü inanılmaz bir ses çünkü. Bilmiyorum işte. Senden böyle bir Sil Baştan alabilir miyiz? Var mı? Sabah sabah. Kulaklarınızın evet. pası silinsin hadi. Bak dışarıda kar değil, var değil. İçeriye sıcacık yapalım. Bu arada tebrik ediyorum sizi gerçekten. Yayıncılık inanılmaz bir evet. şey. Evet. Yani bu karda kışta ben nasıl geldim buraya? Hiç bilmiyorum. Evet. Söyleyeyim mi? Evet. Söyle. Ayakta rahat eder. Yok. Evet. Söyle canım sevgilim. Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Yorgun gibi bir halin var. Duyguların karışık olabilir mi? Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak sil baştan. Sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak, unutmak, unutmak. Ay Allah'tan yanlışta ondan girmedim çünkü gerçekten zor şarkı, ben de patlardım burada. Peki Tuğba Özay seyircilerimiz de yazıyor. Bu şarkıyı neden seslendirmiş olabilir? A. Evde söylüyordu, çok mutlu oluyordu bu şarkıyı söyleyince. B. Kendine yüksek bir özgüveni var. C. Gaza geldi. D. Banyoda söylerken ses çok güzel geldi. Bir de sahnede söyleyeyim dedi. Banyoda herkesin sesi. Orada güzel. Evet bayağı bir yankı oluyor. Bence sondaki şık diyeyim ben sana. Banyoda söylüyordu ve gaza da getirdiler onu. Evet. Yani yoksa bazı şarkıları gayet güzel söylüyor. Evet, kendi şarkılarını da güzel söylüyor. Bu şarkıyı da öyle herkes söyleyemez. Onu da söyleyelim. Evet, zor bir şarkı. Hani ben mesela şimdi sana şimdi bir Şebnem Ferah dinlediğim zaman Şebnem Ferah başka okuyor. İnanılmaz, yani hani evet. ona yaklaşacak isim çok azdır evet. herhalde diye düşünüyorum. Seçil, bazen de şarkıcılar dur öyle bir ters köşe yapayım ki tartışılayım noktasına gelebiliyor olabilirler mi? Yapsam mı acaba? Hiç düşünmedim. Yani neler yapıyorlar? Hiç söyleyemedi. Hayır ben de yapsam mı acaba diyorum şu anda. Detone olsam mı acaba? Evet, hiç söyleyemediğim bir şarkıyı söyleyip sosyal medyaya atıp tartışılır hale gelmek de bugün bir gündem konusu. Doğru. Çünkü. Doğru. Peki böyle şarkının sözündeki gibi silmek istediğin, sil baştan başlamak istediğin bir şey var mı hayatında? Kayıplarım olabilir. Ablamı kaybettim.
Yani onun haricinde hayatımda yani kaybımdan başka tekrardan sil baştan diye yaşadığım bir duygu yok. Yani sadece keşke sil baştan olsa değer. Ablamı kaybetmek istemezdim bu hayatta. Ama onun haricinde yok. Ne zaman kaybettin? Çok Allah küçüktü. Rahmet eylesin. Çok küçük yaşlarda yani. O da çok küçüktü. Evet. Onun haricinde yok. Hayatımda. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin. Teşekkürler. Evet, dediğin hadi gibi. Hadi duygusallaşma. Evet. Havayı dağıtalım. Havayı ben dağıtalım. Zaten aşırı heyecanlıyım. Aşırı duygusalım bugün. Ama artık bizim yanımızda öyle rahat oturma, evin oturma odasında sohbet. Bugün öyle değilim ya. Yeni şarkı. Yeni çıktı. Şarkının heyecanı. Albüm çıktı. Peki ha, seni doğru, biraz komik, eğlenceli görüntülere götürelim. Tamam. Bir ısınma turu olsun. Sevgili izleyiciler, Linet'in ardından Deniz Seki de o şarkıda dans etmeye başladı. Ve bu dansın altına da çeşitli yorumlar geldi. Deniz de tabii ki cevabını verdi. Önce dansını izleyelim. Şimdi bu moda bunun rüzgarına takılan kalkıyor, oynuyor. Şimdi Deniz Seki'ye bir takipçisi bacaklarım berbat diye yazmış. Gayet güzel bacağı var. Zaten Deniz Seki'nin, Deniz Seki'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de bacaklarının güzelliğidir bu arada. Deniz de eminim sizinkiler benden çok daha güzeldir şeklinde gayet şık bir cevap verdi. Bazı isimler gibi böyle atar tutar yapıp hakaret noktasına zaten getirmedi. Zaten bazı sosyal medya kullanıcıların amacı da İşte sanatçı ona cevap versin, o gündeme gelsin filan. Birçok haber sitesinde de o kişinin adı yazıyordu. Evet, hiç evet. Cevap vermeyeceksin, hiç görmezden geleceksin evet ama ya. Şimdi şarkıcılar arasında şöyle bir şey var. Gençliği yakalayabilmek adına her türlü akıma kendilerini kaptırıyorlar. Bazıları o akımlarda çarpılıyor. Bayağı çarpılıyor. Bu nokta içimden geldi olmuş mu? Yani bakıyoruz iki videoya da. Evet, ikisi de çok eğlenmişler gerçekten çekerken. Biz çok eğlendik. Evet, aynen öyle. Çok eğlenmişler. Özellikle Lilet'in dansı. Hani bir seçim yapılsa ben evet. Hangisini seçerim diye düşünüyorum. Ben Deniz Seki'nin dansını seçerim. Çünkü Badi Ekrem'e benzetmişler. Hayır, şimdi zaten burada öyle çok böyle vay dedirtecek bir şey yok. Eğleneceğim tarafı seçerim burada. Beni güldüren tarafı. Linet güldürüyor yani. O böyle eşofmanıyla falan değil mi? Yüzünde de kocaman bir gülümseme. Yani Linet'in üstüne çıkan daha görmedim. Şu müzikte de dans etmeyen biz kaldık. Ha, evet. Ben, bir de sen kaldın evet. Herhalde. Ben dans etmiyorum ama çok zaten yani dünyanın en yeteneksiz insanıyım. Ben de. Biz de öyleyiz. Evet. Sen dans etmez misin? İnanılmaz kötü. Hatta bir klibimde böyle bir tık yapmaya çalıştım ama beceremedim yani linç yedim. Oysa ki tipin ve vücut hatların falan o kadar hiç, güzel hiç, gözüküyor hiç, ki. Yani Allah bana hiç yetenek vermemiş. 9-8 oynayanlara çok özenirim. Evet. Çok estetik gelir bana. Hı. Şu kadarcık bir estetik yok yani bende. Aa, çok ilginç. Evet. Tam tersi gözüküyorsun. Şimdi bir haber efendim. Milliyet Cadde'den özel haberle devam edelim. Daha önce bu iddia kulağımıza geldi. Sorduk aranızda bir şey var mı diye. Ses kaydı burada duruyor. Birazdan yine dinletelim. Cevap vermezsen ses kaydını dinletelim. Evet. Seda Sayan efendim 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Seda Sayan beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Sınıf arkadaşım benim. Aa, Çağlar Ökten mi? Evet. Tamam. Konsertlerden. Ökten 14 Şubat gecesi Beyoğlu'nda sahneye çıkıyor ve o mekanda sahne aldıktan sonra bir anda cebindeki tek taşı çıkararak Seda Sayan'a evlilik teklifinde bulunuyor. Seda Sayan kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra evet cevabını veriyor. Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan ile Çağlar düğün hazırlıklarına da başlamışlar. Nikah hazırlıklarına da başlamışlar. Seda Sayan geçtiğimiz haftalarda bir röportajında çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim. Şimdi yanımda biri olsun isterdim diye konuşmuştu. Biz Çağlar Ökten'le ilgili iddiayı kendisine sorduğumuz zaman açmıyorsa telefonu yayında şey yapalım diye, yayınlayalım diye gönderdiği bir ses kaydı vardı. Evet. O ses kaydını açacağım. Açmıyor mu? Açmadı. Şimdi başka bir numaradan dedi. Ne demişti Seda Sayan? Biz hatta mesajımız da duruyor. Çağlar Ökten'le sevgili olduğunuzu duyduk ama yine de size soralım istedik. Doğru mu? Gelen cevap. Bağladın bunu.
her ay neredeyse biriyle bir ilişkin var mı diye arıyorsun. Yıl olmuş 2022. Sen hala bana sevgilin mi diyorsun? Çağlar benim programdaki orkestra solistim. Aynı zamanda sahnedeki vokalistim. Ve şu anda Sezen Aksu'dan aldığı bir şarkıyı yapımcılığını yapıyorum. Çağlar'la birlikte Esra Üzmen'in yapımcılığını yapıyorum. Ve Safiye Soyman'ın yapımcılığını yapıyorum. Üçü de gerçekten yapımcılığa soyundum. Ve şarkıları hazır Alper Atakan'da. Üçüyle de albüm çıkarıyorum. Haberin olsun. Başka bir şey yok bebeğim. Seni de Müge'yi de çok öpüyorum bir tanem. Evet. Ben attım o gazetenin küpürünü gönderdim evet, kendisine. Evet ben de gönderdim. Seda Sayan'dan henüz bir cevap yok. Şöyle bir daha. Seda Sayan'ın şöyle bir özelliği var Seçil. Artık anlata anlata seyircilerimiz de bir şekilde biliyor. Bir soru sorduğumuzda ki bu özel hayatıyla ilgili sessizliğe bürünüyorsa diyoruz ki tamam o iş doğru. Seda Ama Sayan... çıkıp hayır diyorsa bir kez daha düşünüyoruz. Çünkü o bu konularda dürüsttür. Daha önce sorduğumuzda bir şey yoktu da şimdi mi bu işe döndü? İşte ben de onu söyleyeceğim. Öyle olabilir mi acaba? Olabilir. Çağlar çünkü bir Seda Sayan hayranıymış. Evet. O zaman hayranlık vardı da sonra aşka ilişkiye mi döndü acaba? Olabilir. Evlilik teklif etmiş de olabilir. Bu aralar ne moda biliyor musun? Bak sana yeni modaları söyleyelim. Kaçırma. Bu aralar ünlü kadınlar ve onlara hayran erkek haberleri çok moda. İşte Hülya Avşar, neydi beyefendinin adı? Cemal Güzelci. Cemal, evet. Cemal Güzelci. Kendisinden Cemal Güzelci. Hülya Avşar hayranı. İşte bir yıl uğraşıyor onunla tanışmak, bir araya gelebilmek için. Sonra olmadı o ilişki. Başlamadan bitti. Sonra aklıma gelen şimdi Ebru Gündeş'in değil mi? Ebru Gündeş'in Iraklı Rassan. Hayranı. O evet. da hayranlık. Evet. Daha orada da başlayan bir Aynen. aşk yok. Orada da 19 yaş küçük. Mesela böyle... şimdi burada aşk meş çıkmaz ama işte dün daha verdik. Muazzez Ersoy, Necati Şaşmaz. Orada da Necati evet. Şaşmaz, Muazzez Ersoy hayranıymış. Hayran. Yani... işte 50 yaşını geçmiş bir zamanlar sahnedeki az solistlerin popçuların böyle dekolte yarışlarına karşı onlar arasında da bizden küçük jenerasyon bize aşık, bize hayran ama biz bir düşünüyoruz. Onlardan hep öyle haberler geliyor, popçulardan da hep böyle haberler geliyor. Aradaki yaş farkı senin okul arkadaşın dedin değil mi? Evet. Yani kaç yaşında? 25 yaş fark var diye geçiyor haberlerde. Çağlar 34 yaşında. 4 yaşındadır evet 34 yaşında. Doğru evet. 24-25 yaş fark var aralarında. Evet. Çağlar'ı nasıl hatırlarsın? Çok iyi, çok beyefendi bir çocuktur. Çok beyefendidir. Geçen gün de bir alışveriş merkezinde beraber görüntülenmişlerdi. Var mı evet. o görüntüler böyle şey Seda Sayan? Heh. Yanındaki Çağlar Bey değil evet, mi? Evet, evet. Evet, Çağlar'a bay bay yapıyor. Sen git diyor. Çağlar Bey de yürümeye devam ediyor. Seda evet. Sayan ayaküstü muhabirlerle röportaj yapıyor. Bak gönderdi onu. Evet. Daha sonra da kendisiyle fotoğraf... Çok daha genç duruyor yalnız. Bak bu görüntüde çok küçük duruyor. Ama diğer görüntüde falan daha başka çıkmış. Ama 34 yaşında zaten daha genç. Ama burada da 20'lerinde durmuyor mu çocuk baksana? Evet, çok evet. genç duruyor. Evet doğru. O şuradan çantası daha... falan böyle sanki okuldan çıkmış gibi. Yok o kadar da değil tabii de. Yok. Yapmayın. Hayır. Bak şimdi arayacak. Şimdi geliyor telefon. Seda Sayan zaten Hayır 25 ya, yaşında gösterdiği için. Sanki. Gelmeyen telefon. Okullarda da böyle giyiyor ya çocuklar. Yani üniversiteli çocuklar böyle giyiyor. Gülşen yapma. Ben ayağına sıkıyorsun Gülşen yapma. Susuyorum ben. Neyse bugün. Telefon gelecek şimdi biraz. Seda Sayan şu an telefonu kapatmış. Evet. Kapalı değil mi telefon? Evet, ben de aradım. Evet ulaşılamıyor. Ben de ya değiştirdi artık bu haberlerden sonra ulaşamıyorum. Mesaj iletildi ama mesaj gitti. Mesaj da gitti, yardımcısına da gitti. Şu an bütün kadroda şeyi var, notu var. Peki başka bir tartışmaya çekelim şimdi ekranı seyircileri. Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu birisini kastetti. İsim de vermiyor. Estetik ve botoks ve dolgu konusunda. Ve dedi ki cenaze sahnesi çekiyoruz. Üzülürken o kişinin
alnı bile kırışmıyor dedi. Önce haberi izleyelim ama ikinci sayfa kim olduğunu yakaladı. İzleyeceğiz. Evlatçı mı çiçekçi mi belli değil. Biraz önüne doğru alalım mı? O yüzden. Sizin evet. Arkanızda çiçek tam olabilir. Sen bana selamın aleyküm deme daha çok bakıyorsun. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Çok sevindim seni gördüm. Hamdolsun. Sosyal medyada çok güzel fotoğraflar paylaşıyorsunuz. Çok beğeniyorlar ama biraz da böyle Photoshop iddiaları da çok fazla oluyor. Onları da zaman zaman açıp. Yani kurban olayım. Bak şimdi 25 yaşında kızlar bir geliyor. Orada botoks, burada dolgu var. Bak size bir şey söyleyeceğim. Dur şimdi kire vermeden nasıl anlatacağım bunu? Bu bir yerden şimdi şöyle. Memleketin birinde bir gün birileri bir kamera önünde hikaye anlatırken bana bir yönetmen dedi ki o dönem hiçbir botoks bir şey yok. Şu anda suratımda her şey var. Hamdolsun hiç bunu saklayacak falan da değilim. Tabii ki ben de elimden geldiği kadar o bakıma dikkat ediyorum. Karşımdaki oyuncu 25 yaşında cenaze sahnesi çekiyoruz. Kızın şurası kırışmıyor falan. Ben de hiç botoks yok. Ben bir böyle yapıyorum. Yakın planda benim surat oluyor cadı. Öbür taraftaki kadınların hiçbirinde şurada bir şey yok. Böyle duruyor erkek. Dedi ki sen de mi yaptırsan acaba biraz diye. Hocam dedim nasıl olacakmış. Yani şimdi oyunculuk yeteneğini gölgelemeyecek şekilde minimumda tabii ki her şeyi yaptırıyorum. PRP mi istersin? Yok o vampir şeyi o kırmızı yapıyorlar ya onlar işte H100 altın iğne, botoks da var, dolgu var dolgunuz bir tarafı. Şurası benim çocukken bir cam konuşmuşluğum var. Şurayı dolduruyorum falan yani. Tamam Instagram'da filtre kullanmayan var mı? Ya babam bile kullanıyor filtre ben mi kullanıyorum? Bir de çok özür dilerim arkadaşlar da bu benim mesleğim hani. Yani ben bugüne kadar aktör olarak güzellik hiç çıkarmadım cepten. Biz de bir 20'li yaşları gördük ya. Bizde de bu dudaklar, bu gözler vardı da. İşte iyi aktör desinler, hep karakter oyuncusu falan. Şimdi 50'den sonra işte 90 yaşında 19 gösterip Ajda Pekkan olacağım oyunculukta inşallah. Evet, Yeşim Ceren Bozoğlu isim vermiyor. 25 yaşındaki bir rol arkadaşını işaret ediyor ve diyor ki cenaze sahnesi çekiyoruz diyor. Hani yüzü gözü hiçbir şekilde oynamıyor. Üzülürken alnı kırışmıyor. Ben orada cadı gibiyim falan diyor. Peki onun açıklamasından sonra sosyal medyada ne oldu? Hemen herkes Yeşim Ceren Bozoğlu ve cenaze sahnesi diye arama motorunda aramaya başladı. Ve karşılarına da arayanların karşılarına da Kalbimdeki Deniz dizisindeki cenaze sahnesi çıktı. Şimdi dizi 6 yıl önce çekilmiş. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun arkasında da 25-26 yaşında olan 3 tane oyuncu var. Nazlı Pınar Kaya, Hazal Adıyaman, Merve Aysal. Bir getirelim. Nazlı Pınar Kaya soldaki dikkat edersen böyle tam böyle kaşın ortası evet. Değil mi? Çatın var. Var, var. Evet o görüntüyü getirelim arkadaşlar böyle yürüyorlar beraber. Hazal Adıyaman'ın değil mi sanki suratında böyle bir alnında bir hiç evet. Kırışma yok. Ama böyle alnının hiçbir şekilde orada Merve. Hareket etmediği Merve Aysal. Evet. Yeşim Ceren Bozoğlu sahnenin bir yerinde onun önüne geçiyor. Merve Aysal çok işte bu. Durdurabiliriz. Durduralım mı sen? Durdurabiliriz. Soldaki doğru. Soldakinde kaş çatılıyor. Evet. Hazal Adıyaman o. Hazal Adıyaman'da bir aynen dediğin gibi sol taraftan şöyle bir çizgi var. Evet. Ama Merve Aysal'ın hiçbir şekilde yüzünde oynama görünmüyor. Herhalde Yeşim Ceren Bozoğlu'nun herhalde değil kastettiği kişi. Evet. Zaten sosyal medyada da hızla yayıldı. Ama Yeşim Ceren Bozoğlu da iyi röportaj sırasında mikrofon bir anda uzatıldığında 6 sene önceki meseleye nasıl takılmışsa onu hatırlıyor. İnsan dün konuştuğunu unutuyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçek oyuncu da mimikleriyle o duyguyu tabii nasıl ki veriyor? Şimdi o sahnede bir yürüyorlar ya tekrardan evet bir başa getirebiliyor muyuz? Şimdi o arkadaki genç oyunculardan kamera açılıyor ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun suratına böyle yakın geldiğinde o surata bakar mısın? Evet. O acıyı sana gösteriyor, o acıyı sana yaşattırıyor. Evet, kesinlikle. Ve de böyle dramatik tam, sahnelerde. Tam bir yerinde kesmişiz arkadaşlar. Öyle bir yerden kesmişiz ki Yeşim'in yüzünü göremiyoruz. Şöyle ama de bir durum var. Aslında genele baktığında herkeste böyle hafif bir filtre var gibi. Artık ama aralarında da bir 20 yaş fark var bu oyuncuların. Evet. Yani yan yana durdu. Öyle. Ama Yeşim Ceren'in yüzündeki tabii ki bütün hatlar belli oluyor. Evet. Merve Aysal'ın böyle bayağı makyajdan şimdi çıktı. Zaten estetik yaşı o kadar düştü ki. Evet. Liseden mezun olurken kızlar özellikle kızlar
mezuniyet hediyesi olarak işte burun estetiği istiyor. Aa. Ya da silikon, aynen öyle silikon istiyor. Düşünebiliyor musun? Daha yüzü oturmamış. Esna araba isterdi. Kemik yapısı tabii oturmamış ve ben burun ameliyatı olacağım diyor. Ya da diz kapağı estetiği falan. Onlar da var. O da var. Hafif böyle çekiyorsun. Neler neler var yani. Özellikle bu sosyal medya ile birlikte herkes bir kusursuz görünmek ne yazık istiyor ki herhalde. Ne diyorlardı o hastalığı? Dismorfofobi. Yani aynaya baktığın zaman kendinde hiçbir kusur yok ama kusur arıyorsun. Ya da küçücük bir şey var, bir rahatsızlık var. Sistem ona itiyor ama ne yazık ki. O seni büyütüyor, böyle onu büyütüyorsun kafanda. Tamam, sistem seni ona itiyor ama dünyaca ünlü bir oyuncu olmak, o platformda ses getirmek ve alkışlanmak için sistem seni aynı zamanda dijital platformlardaki doğal oyuncuları da gösteriyor. Seçim senin. Evet. Yani orada seyirci bir şeye hayran kalıyor. Ya diyor, oyuncunun yüzünde çizgi var, performansına bak, hiç umursamıyor diyor. Onu da örnek alabilirsin. Doğru. Buradaki John filtreleri de örnek alabilirsin. John filtresi. Tam John. Herkes aynı. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi. İzledin mi? İzledim. Şahane. Beğendin mi? Çok beğendim. Ne güzel. Oyunculukları tamam beğendin çok mi? Çok beğendim. Tamam. Hazal'ı beğendin mi? Hazal'ı zaten çok beğeniyorum ben. Selahattin Paşalı. Çokça alkışlanıyor. İnanılmaz. Halit. Yani çok karizmatik bir çocukmuş gerçekten. Yani oyunculuğun yanı sıra. Daha çok yıldızı parlayacak. Tabii hani ki. Çok böyle alıştık ya artık böyle vücutlu erkeklere falan. Evet. Çocuk çok böyle slim fit. Evet, o kadar. Abartmadan oynuyor. Evet, çok evet, doğal evet oynuyor. Peki bu beğendim beğenmedim diyenler arasındaki tartışmaları takip edebildin mi? Ettim. Ettim. Ahmet Hakan'ın çıkışını... başlığını beğenmedim. Nefret, yani bir şeyden hoşlanmayabilirsin ama nefret çok büyük bir duygu yani. Çok gereksiz öyle bir başlığın adı altında o 5 maddeyi sıralaması. Tabii ki beğenmeyebilir. Bundan daha doğal bir şey yok. Hayatta herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ama nefret söylemi, nefret duygusunu barındırıyor olmasından rahatsızlık duydum. Evet. Ve kışkırtıcı bir söylem olarak gördüm yani bunu. Evet. Ahmet Hakan'ın başlığı tartışılan ama 5 maddede sıraladığı eleştirilere katılanlar da çok, katılmayanlar da bunu var. Evet. Ahmet Hakan Hazal Kaya'nın kendisine vasat herif şeklinde bir paylaşım yaparak cevap vermesinin ardından ikinci bir yazıyı yazmıştı. Ve ne demişti? Vasat herif yazısına karşılık. Berbatsa bir şeyi berbat deyin, çekinmeyin, ağzınızı doldura doldura berbat, rezil, bayağı leş deyin. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki performansında hani eleştirebileceğinden ve de eleştirilebileceğinden bahsetmişti. Berbatsa berbat deyin, ikinci bir yazı yazmıştı. Ahmet Hakan mı berbat, leş? Hayır. Hakan bir şeyi diyor, beğenmiyorsan evet cesurca berbat, leş, beğenmedim hayır diyebilirsin kabul etmiyorum diyor. Berbat, leş, yani bunlar çok ayıp. Yani kendi ailesinden, aile bireylerinden birine bu şekilde hitap edilse hoşlanır mı? Evet. Yani çok kaba bir söylem. Berbat, leş. Oracıkta vallahi... yani kavga sebebi. Şiddet sebebi yani. Şöyle de bir şey var. Ortada bir emek varsa, iyi ya da kötü, ay, birileri bir iş için çalışmışsa evet, insanın berbat demeye, leş demeye, leş kelimesi bayağı ağır demeye bak, gerçekten evet dili varmıyor. Yoksa, yoksa bizim de gidip bu nasıl bir film, bu nasıl bir dizi tabii deyip ki de çıktığımız tabii, olmadı tabii, mı? Tabii, hayır, tabii, gelir, oldu. Gelir çok burada kötü deriz ki ya ben hiç beğenmedim ama hani rezalet, kepaze, leş evet, noktası... Leş. Ama artık Ahmet Hakan belli ki gelen eleştirilere kızmış. Nefretten berbata, berbattan leşe doğru giden bir diyor, şey evet var. Kademe var. Ama yazısının son satırlarına katılıyorum. Birbirlerini yağlayıp ballayan sanat simsarlarının elinde heder olup gidersiniz diyor. Yoksa aksi takdirde. Şöyle bir şey var. Evet, berbat, leş falan demeyelim ama bir işte... Kötüyse kötü demeyi bilelim. Tabii ki. Beğenmedik demeyi bilelim. Diyebiliyoruz. Hoşlanmadık tabii demeyi bilelim. Ya da oyunculuklar tabii için ki geçerli. Ben bundan bir 5-6 yıl önce bir romantik komedi filmine gittim. Neden gittiğimi de söyleyeyim. O filmin galasına yıldızlar yağmıştı. Aklınıza kim geliyorsa o filmin galasındaydı. Ve mikrofon uzatıldığında hepsi gözümden yaş geldi. Hmm. O kadar çok güldüm ki işte bu yılın en komik filmi bence o film dedi. Ben o insanların gazına giderek, gelerek
O filme gittim, ablamı da aldım. İki kişilik bilet parasını da ödedim. Ama 10. dakikada çıktım. Beklentilerimin altında kaldı. Espri falan yok. O kadar klişe geldi ki bana. Niye? Çünkü o insanlar sana dedi ki muhteşem bir yapı. Şimdi galaya gelen birisine mikrofon uzatıldığında ya o kadar da abartmayın ama. Hayır, Müge. Arkadaşımın galasına geldim. Beğenmedim deme noktasına gelemiyor ya, tabii orası ki. Öyle. Belli ki kendi grubunu ama bu çağırmış. Kadar da abartma değil tabii, mi? Tabii o kadar abartma. Oyunculuk biraz da oynama sanatı değil mi? Şöyle şeyler de var. Yabancı bir dizi dijital platformda vizyona giriyor. Evet. Sosyal medya kaynıyor, aman şahane. Ya kalkıp da arkadaş topluluğunun içinde bile ben beğenmedim deyince nasıl beğenmezsin? Nasıl anlamazsın? Ya kardeşim bana hitap etmiyor. İnsanlar böyle gelir geçer şeylere evet beğendim demeyi. Bir de kötü yorumları görmezden geliyorlar. Olmuşun hep iyi yorumları paylaşıyorlar sayfalarında. Evet, olmuşun eteğine yapışmaya bayılıyoruz biz. Bravo. Ezber. Olmuşun eteğine yapışmak. Aynen. Yani hatta birkaç gün önce de konuştuk bunu. Yani artık o tükürse ya Rabbi şükür diyeceksin modunda. Yani tabii ki öyle de olmayalım. Sanırım Ahmet Hakkı'nın da bahsettiği o. Yani. Evet. Tabii ki öyle olmayalım ama burada insanları eleştirirken sadece kelimelere dikkat etmek. Tabii. Yani leş de demeyelim ama bir işte iyi değilse tabii muhteşem diyelim. De ama demeyelim. Ama hayır asla demiyoruz. Yani bu benim mesleğimde de var. Evet. Eğer olmuşsa o bir ivmeye erişmişse bir solist arkadaşım. Evet. Dünyanın en kötü şarkısını da çıkarsa of olay olmuş harika evet. Olmuş. Nasıl olay olmuş ya kulağın yok mu senin? Tabii hani, ki. Bunu a-a. Şimdi çünkü ama, olmuş onun eteğine yapışıyor. Evet, şimdi, ama olmayanın elinden hiç kimse tutmuyor bu bilir, dünyada. Oyunculukta da müzikte de sizin meslekte de hatta zaman zaman bizim meslekte de şöyle şeyler var. Belirli bir grubun içine giriyorsun. Evet. O gruptan birisine beğenmedim bu son yaptığını deme. Aa, derler seni. Mümkün o grup, mi? O gruptan bir kişiye kıskanç olursun. Dediğin anda 30 kişi üstüne geliyor. Tabii, kıskanç ama olursun. O kişi de o gruba girerek ne yaparsam yapayım artık tabii, bundan tabii. Sonra ben tartışılamam. O grup onun sigortası çünkü. Sigortası. Evet. Belirli isimler de var. Belirli isimler de var. Bağımsız savaşıyor. Tek başına. Evet. Sen mesela evet. Sektörde bağımsız tek evet. Başına şu an gerçekten savaşıyorsun. Öyle. Belirli bir grubu arkana almadın. Evet. Evet, Cem Yılmaz da katıldığı bir organizasyonda efendim Ahmet Hakan'a bir göndermede bulunmuştu. Ne söylemişti? Hazır mı arkadaşlar? Öncesinde bir izleyebiliyor evet. Muyuz? İzleyelim bir. Ne demişti? Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En iyi kadın oyuncu ödülü. Ödülü verecek olan Hasan Kaya, kazanan Ahmet Hakan. Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En iyi kadın oyuncu ödülü. Ödülü verecek olan Hasan Kaya, kazanan Ahmet Hakan. Evet, Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde Cem Yılmaz'a cevap veriyor. Öncelikle ne diyor? Bir arkadaşım beni çok kızdıracak türde şahane bir espri yaptığında vay şahane espri derim ve güler geçerim. İyi espriye zaafım var, elimde değil aleyhimde olsa bile kızmam. Geçen gün Cem Yılmaz bir etkinlikte benimle ilgili bir espri yapmış. Kadınlar Günü ve vesilesiyle düzenlenen ve Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sahneye çıkan Cem Yılmaz şöyle demiş. Biraz önce de dinlediniz zaten. Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En iyi kadın oyuncu ödülü, ödül veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan. Bu gerçekten kötünün kötüsü espriyi işittiğim anda şunu dedim. Bu ne ya? Hiç komik değil. Ben de aynı tepkiyi evet, gösterdim. Ben de gülmüştüm. Gerçekten. Bana da hiç komik gelmedi evet, biliyor musun? Bir şekilde. Hayır şuna Cem güldüm. Cem Yılmaz'dan daha yaratıcı espriler ya, bekliyorum her ben. Zaman hepsinden tabii çıkmıyor da kazanan Ahmet Hakan oldu deyince güldüm. Çünkü bu tartışmalarda kazananın Hazal Kaya olduğunu düşünmüyorum. Ama ben başka bir yerinden tuttum. Ha, sen başka tabii yerden tutulan, tuttun. Şimdi tartışılan nokta başka bir nokta. Ama yıldızları bir süreden beri Gülşen hiç barışık hiç değil. Hiç değil. Çünkü Ahmet Hakan'ın da ya da yayın yönetmenliğini üstlendiği gazetede zaman zaman Cem Yılmaz'ın hoşuna gitmeyen bir şeyler çıkabiliyor. Cem Yılmaz da sosyal medyada bir üstü kapalı cevaplar veriyor. O da şimdi fırsatını biraz kollamış. Aynen fırsat bu fırsat, fırsat demiş. Bu fırsat. Bir de sanki o anda aklına gelmiş. Çok çalışılmış bir espri de evet, değil. Evet kesinlikle. Bir de insan böyle hani Çağla Şikel de buna gülüyor. Şimdi Ahmet Hakan'ın bugün verdiği cevapla aa ben neye güldüm falan demiş olabilir. O arada bir an için kaçırıyorsun. Kadın mı dedi erkek mi dedi.
ama naçizane ben de gülmüştüm yani. Açık söyleyeyim. Evet, devam edelim. Çokça konuşulan, tartışılan filmlerden bir tanesi son zamanlarda, hatta son yıllarda Bergen. İzledin Bergen. Mi? İzleyemedim. Tamam, güzel bir açılış gişesi yaptı ve hala da konuşuluyor. Bergen röportajıyla ilgili bir de kamera arkası görüntüleri geldi sevgili izleyiciler. Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen rolüne hazırlanma süreci anlatılıyor. İzleyelim. Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmi için Bergen'in hayatını çok fazla araştırmadığını itiraf etti. Benim için dediğim gibi bu Bergen'in normal, genç, tatlı bir kızın hayat yolculuğu. Çünkü ben hiçbir zaman öyle bakmadım. Bu benim için senaryoda yaratılan dünya önemli. Gerçekten ne olduğu çok fazla araştırmadım. Şimdi o kadar konuşuldu ki bir Twitter kullanıcısı dün komik bir şey yazmış. Bir tek diyor 56. Evet, dakikayı gördüm. İzleyemedim diyor. Onu da söylerseniz filme çok gitmeyin. Çok üzüldüm. Ben de hemen kapatıyorum ben. Gitmedim çünkü. Evet. Yani gerçekten filmin şey tamamı. Emeğe de yazık. Evet. Finali paylaşıyorsun. Aralardan böyle görüntüler paylaşıyorsun. Hepsini birleştirdiğimiz zaman dediği gibi evet. Bir 56. dakika kalmış. Orayı da koyarsan orayı birleşecek koyarsan zaten. Problem değil. Farah Zeynep Abdullah bu röportajını mümkün olduğunca ipucu vermemeye çalışıyor. Ama ilginç bir şey söylemiş. Rolü çok daha doğal oynamak adına çok fazla izlemedim, çok fazla araştırma yapmadım diyor. Evet, gelelim. Seninle aynı zamanda şarkı çıkaran evet. Meslektaşın Gülşen'in evet. Lollipop'u efendim. Dün akşam dinleyiciyle buluştu. Sosyal medya ikiye ayrıldı. Beğenenler var, eleştirenler var. Aslında pozuna uygun bir şarkı. Evet. Yani şarkı sözleri yani. Çok anlaşılır, daha farklı bir şey olsaydı poza uymayacaktı. Tam poza uygun şarkı, pozlara evet. Uygun şarkı. Şimdi bir kez daha söyleyelim ben de. Ben gene anlayamadım. Şimdi Gülşen'in sanatına, sanatçılığına. Tabii oraya laf yok. Bir sözümüz yok ama böyle yeni şarkıcılar çıkar biliyor musun? Böyle onların sesiyle bilgisayarda o kadar oynarlar ki böyle o ses sana böyle biyonik gibi gelir. Hı-hı. Şimdi ben burada Gülşen'in sesini duyamıyorum. Gülşen'in kendi sesi yokmuş gibi sanki değil mi? Yani çok oynanmış şöyle, bir ses gibi geliyor herhangi bana. Herhangi bir ses gibi geliyor. Bravo yani. Piyasadaki 50 tane albüm çıkıyorsa aynen. 60 tane şarkıcı varsa onlardan bir tanesi, bir tanesi gibi. Bir Gülşen rengi. Ne? Yakalayamadım ben. Evet, sözlerini de tam anlayamadım. Sözlerini de şimdi arama motoruna girdim. Gülşen'in Lollipop şarkısının sözleri diye yazdım. Daha da düşmemiş mi acaba? Şuradan bir daha bir arayacağım. Dün gece itibariyle yayınlandı. Evet. Sözlerde bir tek ben bir Lollipop'u anlayabildim. Bir kucak de diyor, kucak dolusu altınlar diyor. Evet, altın o girişte kucak evet, dolusu altınlar diyor. Tekrar. Sonra ne diyor? Ne diyor bana? Yavaş yavaş. Evet. Dinleye. Evet. Haçlıkça giriyorum çekimine sanki giymişim ateşten elbise. Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım. Korkulu rüyalarımın sahibi. Oyna duygularımın ol katili. Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım. Bak hiç anlamadım biliyor musun bunları? Cezaevi mezaevi. Ben de anlamadım. Dudaklar lollipop al. Kucaklar dolusu ya, kucak. Love. İstemem altınlar pırlantalar. İsterim o. Ben bir tek seni, tek seni, tek seni aşkımla ölçülemez hiçbir mani. O mami, so mami. Mani mi? Mami. Evet. Onlar da mı var? Evet. Aslında gitsek ya biz daha ileri, daha ileri, az daha ileri. O my love. Neydi o? Bana Alkan'ın şeyi gibi. O, o İçim bebeğim. Love, I love, I love. Ne kadar yani kötü. Şarkıya zaten ısınamadım. Sen iyice soğuttun. Yemin ediyorum. Hava da soğuk, burası da soğuk. My love. Bak yaklaşıyorum bir cisim iddiayla. Ay tamam. Gülşen. Şimdi çok özür dilerim. Ben Gülşen. Yapsaydım bu şarkıyı. 15 yıl dalga geçip bitirdi beni. Sen bu işi bırak verdi. Evet. My love, mommy. Şarkı sözü yazarı olarak... Açıkça söylüyorum Gülşen Sezen Aksu'dan sonra gelmiş Vesla, Gülşen Vesla Türkiye'deki en iyi ozanlardan. Bu şarkı için değerlendiremiyoruz. Bu şarkı için biz bir şey demiyoruz. Gülşen'in bak biz de sana bu kadınlardan, bayılıyoruz. Bu kadınlardan diyorum. Bu şarkı evet. Yani şey dedim ben çok açık söyleyeceğim. Söyle dün söyle. Akşam dedim ki bir ihtimal biliyorum çıksaydı ve aynı gün ben çıksaydım dedim. Üzerime benzin döküp yakardım dedim yani hani o derece. Bunu kendine nasıl yaptın diye ama
Yani şarkıma o kadar güveniyorum ki. Şanslısın. Dolly Pop'un yanında. Dinleyince bir rahat nefes aldın mı? Tabii işte. Ya benim böyle bir kan beynime çıktı yani. Gülşen de çıkıyor diye. Sonra ya tabii ki Gülşen'in bundan haberi var mı? Yok. ama bir şey oldum yani. Çünkü neçede dijitallerde yani Gülşen'i mi kapak yaparlar, Seçil'i mi? Tabii ki Gülşen'i yaparlar. Hayır, yüzden şöyle bir şey olduğuna inanıyorum artık ben. Bir şarkı güzelse evet, Seçil'in, Gülşen'in, Ali'nin, Ahmet'in, Mehmet'in söylemesinin bir anlamı benim yok. Benim şarkım çok güzel ama. Hayır. Ya. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki. Evet, doğru. İlk ama kez işte birisi onu tek şarkı yapsa ve ömrü boyunca bir daha yapması ve o şarkı çok güzel olsa şu an herkesin önüne geçebilir. Evet. Şöyle öyle evet, bir şans var artık. Şöyle evet. Dijitalde öne çıkması gerekiyor ama. Yani evet, o şarkının dinleyiciye ulaşması gerekiyor. Yani dinleyici, yani listelere girmedikten sonra dinleyici ulaşamaz ya da çok interaktif bir hayatı olması gerekiyor sanatçının. Yani işte TikTok'ta, Instagram'da çok alır yapımcısı. Evet, yapımcı değil, bireysel olarak da kendi çok böyle interaktif hani planlamaları vardır. Albüm çıktığı zaman okey tamam, ama onun haricinde sadece yolladın gitti ama hiçbir dijitalde hiçbir listeye giremedi. İnsanlar nerede bulacak da keşfedecek. Bir şekilde yakalıyorsun artık dünyanın öteki ucundan bile çıkıyor. Şimdi ama bilmiyorum yani. Yorum geldi. Banu Alkan İngilizcesiyle şarkı yazmış Gülşen. Oo bebeğim derdi biliyor musun? Niye biz, oh my god. Tabii o beyaz orkide vardı. Neremi neremi falan. Evet. Yani biz onlarla çok dalga geçtik ve hiçbir şekilde de kırılmadı oh, Banu mami. Alkan. Şimdi böyle belirli, şimdi Gülşen'i bu şarkısını beğenmediğini söyleyince karşıma çıkıp da birisi sen sanattan ne anlarsın dediği anda bir kere öyle bir şey yok. Yok öyle bir ya şey öyle yani. Bir şey yok. Ben gerçekten tüketiciyim. Yok. Hayır ne münasebet yani. Senin için yapıyorlar benim o şarkı. Hayır senin için de yapmıyor. Ya kendi için yapıyor. Için yapıyor. Hayır kendi için yapıyor. Gülşen emin olun ki ne kitleler için yapıyor şu anda bu yaptığı şeyleri. Tabii ki yani ben de öyle. Kitleler için geçmişte yaptım diyor, artık kendim için mi yapayım? Yani diyor. Şöyle söyleyeceğim, bir besteci aman kitlelere hitap edeyim de çok az insan vardır ticari kafası olan. Ama konserlerden teklif alman için bunu da düşünüyorlar. Şimdi yapımcı, ay canım Seçil'cim al kendin için şarkı yap arada evde söylersin diye sana para mı veriyor? Bence öyle yapmıyor. Yani bilmiyorum, ben şahsım adına konuşayım o zaman, genellemeyeyim olayı. Ben bir şarkıya inandıysam ve insanlar emin misin Seçil yani bu şarkı yani herkese hitap etmez. Mesela ilk şarkımda olmuştu benim. İlk çıkış şarkımda. Yani herkese hitap etmeyeceği söylenmişti. Evet herkese hitap etmedi ama belirli bir kesime hitap etti. Ben ondan tatmin oldum. Şahsım adına en azından ben böyle kararlar verebiliyorum. Yani kendi açımdan. Ama bir insanın şarkıyı beğenmeme gibi bir şansı var. Sevmeme şarkısı hakkı var. Yani, var var tabii ki. Şimdi taksiye biniyoruz. Şoför bey mesela neler açıyor? Diyorum ki böyle, Allah'ım diyorum yani. Ama o da onu buna nasıl diyorum yani? Evet. Hani bir insan niye kendine acı çektirir diyorum. O ondan çok zevk alıyor. Ondan nemalanıyor, mutlu oluyor, besleniyor. Yani o yüzden şimdi Lolly Pop'u da belki dinledikçe seveceğiz ama ben evet ilk dinlediğimde beğenmedim, sevmedim. Pozlara çok uygun buldum ama biz dinleyici olarak kendime uygun buldum. Sana şöyle söyleyeyim, Gülşen o kadar güzel şarkılara imza attı ki beklentimiz evet, çok yüksekti. Evet. Bir de uzun sürede böyle bir şey yapmayınca dedik ki Gülşen'den şahane bir şey geliyor. Pandemi döneminde boş geçirmedi, hep çalışıyordu. Eşiyle beraber stüdyoya girdi. Beklentimiz çok yüksekti. Bu şarkıyı Aleyna Tilki okusaydı, zaten Aleyna Tilki okuyor sanmış insanlar biliyor musun? Öyle mi? Dedikleri zaman bak yorumlardan da öyle, tarzlar da, görüntüler de benzemeye yani başladı. Yani aslında Gülşen Aleyna Tilki'ye benzemeye başladı. Aleyna evet, Tilki'nin Gülşen'e benzemek gibi bir şeyi yok, bir hani uğraşısı yok. Gülşen son zamanlarda Aleyna Tilki gibi olmaya başladı. Pozlarını nasıl buldun peki? Lolly Pop'un mesela kapak resmini nasıl buldun? Bu arada klip ve fotoğraf çekimi içinde 1 milyon lira harcamış Gülşen. Şunu da söyleyelim, fotoğrafları Emre Doğru, klibi ise Metin Aralat çekmiş. Hem klip hem de fotoğraf çekimi stüdyoya 2 kamyon beyaz kum getirilmiş. Hiçbir masraftan kaçınılmamış ve şarkının, bu şarkının maliyetinin 1 milyon lira olduğu öğreniliyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi söyleyince de kötü oluyorum. Bu menajerler, basın danışmanları ya da bu sanatçıların çevresindeki isimler bir şeyleri abartmaya bayılıyorlar. Şimdi bakıyorum, o biraz önce de getirdik. 1 milyon lira bir evet klibe yani. Ne yaptın sen, ne harcadın klibe? Ben o rakamların biraz abartılı olduğunu %100 abartılı. Yani, yani daha küçük paralar, evet daha küçük paralar ama böyle vay ne biçim bir prodüksiyon, vay kimsenin evet, harcayamadığı parayı harcadı falan dedirtmek için
500 1 oluyor, 1 1500 oluyor falan işte. Öyle evet, konuşuluyor. Burada evet. Öyle 1 milyonluk bir şey gözüküyor. Şimdi Yüksel Aytu, günaydın da efendim. Yakından kumanda köşe yazarı Yüksel Aytu da Gülşen'le ilgili bir yazı kaleme almış. Bu fotoğraf ve son dönemdeki iddialı tarzıyla ilgili. Başlık şu: senin amacın ne Gülşen? Yazıya şuradan girmek istedim. Diyor ki yani neresinden bakarsanız bakın artı 18'lik bir durum söz konusu. Peki ya sevgili Gülşen? O konsere senin şarkılarını dinlemeye gelen bir çocuk yanındaki babasına, babacığım Gülşen abla o adama ne yapıyor diye sorsa cevabın ne olacak? Gülşen'in o çok konuşulan bir hareketi vardı ya, böyle arkadaşının kucağına oturuyor, o hareketten bahsediyor. Bu arada Gülşen'in son şarkısı Lollipop'a çekilen klibin görüntüleri de ortaya çıktı. Gülşen üzerinde neredeyse hiçbir şey yokken şehvetli bir şekilde Lollipop yalıyor. Ne yapmak istiyorsun Gülşen? Amacın ne? Ben bu mahallenin namus bekçisi değilim tabii ki. Ama merak ediyorum doğrusu. Eğer sanatın, parantez içinde ünlem, adına eğer sanatın adına çıplaklığının dışında sunacak bir şeyin kalmadıysa toplumun ahlaki değerleriyle oynamak yerine evinde otur bilgisayar oyunu oyna diyor Yüksel Aytu. Evet. Seyircilerde Özlem Hanım demiş ki şarkı anlaşılmıyor. Emre de demiş ki fazla Avrupa'yı. Ben Avrupa'yı olduğunu, Avrupalı ya yani Avrupalı olmakla karşılaştırılacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Gülşen'in aleyhine tilki olma çabası. Evet, benzemeye başladılar. Evet. Bir süreden beri zaten sosyal medya pozlarıyla dediğin gibi da dikkat Gülşen çekiyor. Aslında biraz aleyhine olmak kesinlikle istiyor. Kesinlikle. Peki şarkıcılar arasındaki dekolte ve yırtmaç yarışına Defne Samyeli de bir köşeden girdi ve başladı. Türkiye eski güzellerinden 49 yaşında, çok güzel, çok havalı bir kadın. 12 bin TL'lik sahne elbisesiyle dikkat çekti, pozlar verdi. Ve şöyle de bir karşılaştırma da yapıldı. Gülşen'in kıyafetleri mi, Defne Samyeli'nin yani iki yırtmaç üzerinde bir yarış başladı. Kimi Defne Samyeli dedi, kimi de Gülşen dedi. Nasıl buldun? Çok güzel. Şahane. İkisi de çok güzel kadınlar zaten. Şahane. Pozlar da çok güzel. Fotoğraf kareleri güzel. Evet. Dikkat çekiyor yani. Dikkat çekmeyecek gibi değil. Zaten tescilli güzellerden. Defne Samyeli. Yaşının da en güzel. Gülşen iddialı tarzıyla galiba meslektaşlarına da ilham kaynağı oldu değil mi? Ya bir bana olamadı Defne herhalde. Defne Samyeli bu kadar değil mi? Derin dekolteli kıyafetler falan kaynağı, çok fazla giymiyordu. Rekabet kızıştı. İlham kaynağı olmadı. Yakışan yakışmayanın ayarını bozdu. Heh. Yani yakışmayan bence, evet. Da giyiyor. Yani ben şimdi ayar. Mesela şunu giyin. Yani o ayakkabıları giyinsen mesela. Birinci dakikada düşerim sahneden. Veya yani şu pozu bu kadar estetik veremem yani. Evet. Şimdi yönetmenimiz bana diyor ki Gülşen bizi tura çıkar. Hatırlıyor musunuz? Pascal Numa için derlerdi. Pascal bizi diskoya götür. Ben de seni diskoya götüreceğim ama bu turda bir haber var ki ünlü bir yıldız efendim 7 milyon liraya çanta almış. Sen verir misin bir çantaya 7 milyon liraya? Yok, vermem. Bir izleyelim bakalım haber turumuzu. Usta oyuncu Nur Sürer camdaki kızdaki Feride Ruhi ile yine gönülleri fethetti. Biraz takıntılı, oldukça titiz ve dediğim dedik Feride izleyicinin de hemen dikkatini çekti. Peki Nur Sürer'in bu dizide rol yapmadığını biliyor musunuz? Usta oyuncu yıllar sonra itiraf etti. Ben de takıntılı derecede temizim dedi. Böyle bir yerleri silerdim ortaokulda okuldan gelince falan. Annemiz çalıştığı için yani kendim... Biz yemek yapmayı da çok küçük yaşta öğrendik. Kardeşlerime oturtmazdım, bozmayın buraları falan diye bilmem. O zamanlar tahta da ovulurdu. Yani böyle tahtalar sarı gözüksün. Yani öyle. Titizim. Bayağı titiz biriyim. Adile Naşit'in bilinmeyen hayatını oyuncu yeğeni Naşit Özcan anlattı. Hadi ne olur da Hafize Ana, ne üstüne olur. Üstüne gelmeyin ayol. Olmaz dedim ha. Ya kırma bizi Hafize Ana. Hem ne anlarım ben öğretmenlikten. Şimdiki gençlere bakıyorum böyle işte bazen dizilerde bilmem ne. Ben oldumlar. Ya çok çabuk değil mi? O benim halamın elinde çantasıyla Levent'te şarküteriye ya da manava giderdik halam. Hiç hayatı boyunca ben starım diye hiç dolaşmadı mesela. Hiç. Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Babam da öyle. Mütevazi değiller ve sanıyorlar ki sanatı biz yarattık.
Bergüzar Korel Londra'da yürüyüş yaparken aklına bir anda Sertab Erener'in Günah Boynuma isimli şarkısı geldi ve şarkıyı işte böyle söyledi. Gelin günah dur birazcık bir ara. Gel günahın boynuma gel, dur birazcık bir ara ver. Hasretin canımı tüketti, bari bir gün sohbete gel. Mumları yaktım bir minit önce, aynaya baktım, durdum okular bir çizik attım. Kaplı yava, vah yine bana kısmet yine açılar. Ferhat Göçer geçtiğimiz gün yapılan 12. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Genel Kurulu'nda yeni başkan olarak seçimi kazandı ve MSG başkanı oldu. Melisa Aslıpamuk bir reklam filminde rol aldı. Sevgilisi Mustafa Mert Koç'la ilgili soruları ise cevaplamadı. O konulara şimdi girmeyelim. Buraya şimdi reklam için geldik sonuçta. Başka bir gün konuşuruz. Bergen filminde Farah'ın sesi harika, benim ses berbat dedi Aslı Pamuk. Bergen'den örnek verdim bence. Farah çok güzel bir iş çıkarmış. Çok da yetenekli yani. Hani niye yani söyledi? Bence sesi çok güzel. Yani Farah'ın onun için niye söylemesin ki? Bende de o yetenek olsa ben de söylerdim. Aynı günün akşamında Melisa Aslı Pamuk sevgilisi Mustafa Mert Koç'la kameralar karşısındaydı. Mustafa Mert Koç sevgilisi Melisa Aslı Pamuk'un aslında baskın bir karakter olduğunu röportajda bakın nasıl açık etti. Konu Kadınlar Günü. Bence her gün Kadınlar Günü. Kesinlikle. Bunu kesinlikle demem lazım yoksa. Aynen öyle. Evleneceğinize dair böyle bir sürü haber çıkıyor. Evet. Bizim de haberimiz olmuyor. Evet, vallahi ben sizden duyuyorum. Güzel gidiyor şu an. Her şey çok güzel. Onları düşünmek için nasip onlara. O işler hep Allah yazmışsa olacak. Ama dediğim gibi şu an çok güzel gidiyor. Onun tadını çıkarıyoruz. Hayırlısı neyse olsun. Hani var mı da böyle bir şey var onu? Hayırlısı inşallah. Misafirlerimizi alalım içeriye bence. Bir tepkiniz ne olurdu Melisa? Hayır. Hayır. Vallahi. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Adanış Kutsal Kavga filminde rol alan Aslan Karalar haftada 3 gün dansa başladığını açıkladı. Evet, haftada 3 gün dans eğitimi, ayrıca son eğitimi alıyorum şu anda. Bakalım, inşallah tiyatro istiyorum. Aynı zamanda konservatuar hazırlanıyorum şu anda. Üniversitem bitti. Aileme söz vermiş, üniversiteyi bitirdikten sonra istediğimi yapmama izin veriyorlardı. Ben erken başladım biraz ama hem çalıştım hem okudum o yüzden. Aslan Karalar film afişinde yer almıyordu. Afişte sizi göremedik. Yani 2 aşığın bir aşk, hem aksiyon hem aşk hikayesi. Öyle uygun görmüş. Yapımcımız o şekilde uygun gördü. Belli bir sebebi yok yani. Oyunculuk ve şarkıcılığı birlikte götüren Tansel Öngel İstanbul'da sahne aldı. Tansel Öngel Karadeniz'e aşık olduğunu itiraf etti. Oraları biliyorum ben. Coğrafya olarak çok iyi bildiğim yerler. Aşık olduğum yerler. Oranın insanına, oranın kültürüne, oranın şarkılarına, türkülerine, her şeyine çok aşığım. Karadeniz insanı çok özeldir çünkü. Bir süredir Gülşen konusuyla magazin manşetlerinde yer alan Orhan Gencebay, yakın arkadaşı yazar Tülay Demir'in Annemin Sesi isimli kitabının imza gününe katıldı. Gencebay, magazin konularıyla ilgili konuşmama kararı almış. Biz de Diyarbakır annelerine hep üzüldüğümüz için bir an evvel onların rahatlamalarını istiyoruz. Dolayısıyla onların rahatlamaları demek ülkemizin daha rahat olması anlamına da geldiği için ülkemizin en önemli konularından bir tanesi ülkemizin vatandaşlarının ülkesidir bu ülke. Bu ülkenin vatandaşları bu ülkenin sahipleridir. Dili, dini, cinsi, ırkı ne olursa olsun bu sahibidir. Bizde farklılıklar vardır. Ayrılık yoktur. Dolayısıyla vatandaş olan herkes bu ülkenin sahibidir. Bu ülke bizim can, cennet ülkemiz hepimizin. Bize hepimize yeter bu ülke. Zeugma Antik Kenti'nde çıkarılan Çingene Kızı Mozaiği film oluyor. Film Antep'te çektiğinde kadın oyuncularımıza özellikle sormak istiyorum. Baklavasıyla yemeğiyle meşhur bir diyara gidiyorsunuz. Valla biz şimdiden rejime girdik. Çünkü gidip orada ben rejime girdim. Çünkü orada gidip kilo alacağımızı biliyorum. O yüzden çünkü Antep'in yemekleri çok lezzetli. Baklavası,
her şeyle, katmeriyle. O yüzden şimdiden rejimdeyim ben. Film Gaziantep'te çekilecek. Eski manken Didem Taslan yıllar sonra kameralar karşısında olacak. Yemekler konusuna gelince ben Mersinliyim. Yemeği içmeyi çok severim. Hayatım boyunca da diyet yapmadım. Spora, yemeğe, çekimlere devam. Kadın şarkıcılar için sahneye hazırlanmak büyük uğraş ister. Zahmetli iştir hazırlık. Bülent Ersoy geçtiğimiz yıllarda 6 saatte sahneye hazırlanarak rekor kırmıştı. Yıldız Tilbe'nin ise dün verdiği konserde sahne hazırlığı tam 4 saat sürmüş. Tilbe'yi kulisten 4 saat sonunda zorla çıkarmış asistanları. Kostüm, saç, makyaj derken kuliste 4 saatin nasıl geçtiğini anlamamış Tilbe. Murat Cemcir hem dostu hem de iş arkadaşı yapımcı Necati Kocabay ile mahkemelik oldu. Necati Kocabay, Murat Cemcir'e gerekli hakların kendisine ödenmesi için dava açtı. Yapımcı Necati Kocabay, arkadaşı oyuncu Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde hem yapımcı hem de yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev alıyordu. Ancak Necati Kocabay 1 Mart tarihinde Murat Cemcir'e bir mail atarak istifasını sundu. İstanbul İş Mahkemesi'ne başvuran Necati Kocabay, Murat Cemcir'in şirketine dava açtı. Şirkette 2016 senesinden bu yana çalıştığını belirten Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının şahsına verilmesini talep etti. Arzu Monan'ın annesi Serap Onan'ı görenler çok şaşırdı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Arzu Monan, annesi Serap Onan'la gezmeye çıktı ve onları görenler, "Arzu Hanım, güzelliğinizi annenizden almışsınız," dedi. İkinci bebeğine 7 aylık hamile olan Sinem Kobal, "İyi ki doğdun kıymetlim," diyerek Burçin Terzioğlu'nun 42. doğum gününü kutladı. Paris Moda Haftası'na katılan ünlü şarkıcı Hadise, defile için giydiği mavi yeşil tüylü kombiniyle büyük beğeni toplamıştı. Hadise bu kombiniyle dünyaca ünlü bir fenomen Frederick Robertson'la pişti oldu. "Photoshop kullanmayı seviyorum. Güzel oluyor. Kendimi iyi hissediyorum. Zaten herkes yapıyor ama kabul etmiyor," diyen Seda Sayan, tulumlu kombiniyle paylaştığı fotoğrafla herkesin ağzını bir karış açık bıraktı. 34 bedene kadar düşen Seda Sayan, Ankara konserinde ise çok keyifliydi. Vokalistleriyle göbek attı. Dua Lipa konseri sırasında yanlışlıkla mikrofonunu kalabalığa fırlattı. Ancak hatasını fark edip hemen hatasını telafi etti, özür diledi. İkinci çocuğunu kucağına alan reality show yıldızı Kylie Jenner kendisine servet değerinde bir hediye aldı. Dünyaca ünlü bir markanın 150 bin dolarlık timsah derisi çantasını alan ünlü yıldıza bu kadarı da yetmedi. Çantanın üzerini pırlantayla kaplattı. Sonra da 7 milyon 79 bin liralık çantasıyla lüks malikanesinden çıkarken böyle görüntülendi. Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele kol kola Doğu Demirkol'un sosyal medya hikayesinde yakalanınca Aslı Bekiroğlu çağrı tel kıvıran aşkı bitti. Ve kameralarımıza Aslı çağrı tel kıvıran hemen bir an Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladı. Mutluluklar dileyelim. Nasıl başladı? Nasıl tanıştınız? Teşekkür ederim. Çok yakışmışsınız. Teşekkürler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin başarılı 24 kadını podyuma çıktı. Defilede podyuma çıkması beklenen bir an Damla Yılmaz, iddiaya göre o gece Aslı Bekiroğlu'nun orada olduğunu öğrenince son saniye geceye katılmaktan vazgeçmiş. Özcan Deniz'le olaylı bir şekilde ayrıldığı eşi Feyza Aktan arasında sular bir türlü durulmuyor. İddiaya göre Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, eski kayınbiraderine ait araç kiralama şirketinin bir aracını yıllarca kullandı. Şirket, ihtarname göndererek geri istediği aracı iade etmemekte ısrar eden Aktan'ı savcılığa ihbar etti. "Araç bana Özcan Deniz'in hediyesidir," diyen Aktan hakkında aracı iade etmeyerek hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Babasını koronavirüs nedeniyle kaybeden, ikiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, gözyaşları içerisinde babası Tamer Sever'i toprağa verdi. Sever güçlükle ayakta durdu. Allah yardımcısı olsun. Bebekle ilgili plan yapıyorduk. Ben tutacağım anne falan. Can Aslantuğ anne ve babası gibi oyunculuğu seçti. Türkiye'nin başarılı oyuncularından ve en sevilen çiftlerinden olan Arzu Monan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ anne ve babası gibi oyunculuğu seçerek annesi Arzu Monan'ın da meslek hayatına ilk başladığı ajans olan Gaye Sökmen Ajans'la anlaştı. Oyunculuk için çalışmalara başlayan Can Aslantuğ fotoğraf çekimi için usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın objektifi karşısına geçti. 2016 yılından beri sinema alanında New York'ta ve Türkiye'de eğitim almaya devam eden Aslantuğ yazarlık ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra oyuncu olarak da
Hollywood'da kariyerine devam edecek. İbrahim Büyükak'ın dizisi İlginç Bazı Olaylar yeni bölümüyle eksende. İlk sezonuyla komedi dizisi sevenlerin ilgisini kazanan İlginç Bazı Olaylar'ın yeni bölümü yayında. Hayallerinin peşinden İstanbul'a gelen İbo kariyerine yeni bir yol çizmek isterken bakalım yeni bölümlerde neler yaşayacak. Şimdi yorumlara da şöyle bir göz attık. Gülşen'in sen affetsen ben affetmem yorumunu zaten biliyoruz. Farah evet. Zeynep Abdullah'ın da yorumunu biliyoruz. Bergen'in o şarkısını bir de senden dinlemek istiyor seyircilerimiz. Söyleyebilir misin? Olur. Geçen programda da söylemiştim. Söylemiştin, evet. Hatırlıyorsun. Evet. Ters köşe yaparak herkesi şaşırtmıştın. Bir daha okuyayım o zaman. Hadi. Evet. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın kulum dersin. Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin. Sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Çok güzel arabesk söylüyorsun. Gerçekten, diğer parçalarda da böyle başarılısın. Ağzına sağlık. Bir de yeni albümden Ağzı evet. Bozuk. O şarkının ismi bir değişik geldi bize. Onu da canlı dinleyebiliyor muyuz senden? Olur, olur. Hadi. Tamam. İstediğini söyle, üstüme alınmam. Böyle sevdim diye deli anılmam. Aklımı başıma alır da giderim. Bir daha da kimseye böyle sarılmam. Alttan almadı da yüreğim. Gitme vakti geldi, veda edelim. Üzmedin de beni, bil istedim. Ben de yürek hep serde, bunu duy istedim. Senin benden gidesin var. Ağzı bozuk yalanın var. Her gece unutup tenimi, dünyamı alt üst edesin var. Orijinalinden bir ton yukarıda okudum bu arada. Bir şarkı evet, tüylerim evet. Yemin ediyorum böyle diken diken oldu. Sezen Aksu şarkıları. Bana da böyle bir Sezen Aksu şeyi geldi. Hani onun böyle şarkıları var ya, damardan şarkılar. Senin benden gidesin evet. Var. Senin benden normalde tonu. Evet. Gidesin var. Ağzı bozuk yalanın var. Her gece unutup terimi. Dünyamı alt üst edesin var. Sözler sana ait. Evet. İkinci sözlerinde çok sevdiğim bir kelime var. Diyor ki... Zaman bizden yana değil. Zoraki de olmuyor, kabul edelim. Aklın kalbimde değilse eğer... Kursağımda kalan heves diyelim. Alttan almadı da yüreğim. O kadar heyecanlıyım ki şu an sesim titriyor. Tabii ki doğaçlama. Birisi bir şey mi düşünüyorsun ya da bir filmin bir sahnesinden mi etkileniyorsun? Böyle... Herkesten etkileniyorum ya. Ha. Yani sadece bu benim hayatım değil. Yani benim hayatım olarak yaşamıyorum genel olarak zaten. Evet. Herkesin hayatını yaşıyorum. Herkesin hayatından bir şeyler alıyorum bu hayatta. Örneğin bizim magazin turundan, belki magazin haberlerinden tabii, de bir tabii. Şey kopardı şimdi. Götürecek eve, deste yapacak. Ya da ne bileyim son ilişkinden mesela. Ya olabilir. Ondan böyle evet. İzler var mı bu albümde? Ağzı bozduğuna mı ya? Serdar Ortaç. Bu aralar çünkü. İlişki yaşamıştın. Bu aralar ilginç açıklamalarıyla gündeme geliyor. Herkese yazdım bir şarkı. Yani. Hmm.
Özelden çıkarıp genelleştirdi. Şey söyleyeceğim bir dakika. Herkese yazdım bir şarkı. O zaman Serdar'a da bir şarkı. Yani bu albüm o zaten şey şarkı yani albümün 7 şarkı var albümde. Evde de bir 700 tane var. Zaten hepsi aldatılma, ihanet, ha. aşk, gam, keder. Yani hani şey yok bende böyle. Neşeli. Yok. Ya laf sokmalı var. Evet. Ya ihanet atar var. Ya hesap sorma var. Peki, Mesut da öyle bir şarkı mesela. Bu 7 şarkının içinde Serdar'a özel bir şarkı var mı? Ona böyle varmış, kapak olacak. Biliyor, kendi bildiği için söyleyebilirim. Söyle. Bu şarkıyı. Ona yaz. Evet. Ha. Yani kendi bildiği için şu an söylüyorum. Dinlemiş miydi peki? Tabii tabii dinlemiş. Tepkisi ne oldu? Çok beğenmişti. Gururla bir de her yerde söylüyordu bana yazmış diye. Evet bak tahmin ettik ağzı evet. bozuk diye. Çünkü böyle ilginç açıklamalar yapıyor bu ara. Kadınları azıcık üzecek, senin sarsacak. Benden gidesin var. İlk biz bir ayrılmıştık, bir yazmıştım. İlk bölümünü ve nakaratını. Yani şarkıyı bitirmiştim. Sonra ikinci sözlerini tekrardan barışıp İlk kavgamızda yazmıştım ikinci bölümünde. Abi bir dakika, ay lütfen şarkıyı... bu resimleri getirmeyin artık ne olur. Şarkıyı klibimi döndürelim. Tamamlamak için mi bir daha barıştın? Herhalde. Ya böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten mi? Tabii tabii öyle oldu. Ah. Öyle yaptım. Baktım ikinci bölümü yazamıyorum, dedim ben barışayım. Öyle yaptım. Büyük şokum ben şu anda. Şu an ben de şokum yani böyle algıladığınız için. Geldi Gönlümün Efendisi şarkım. Sevgili İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren muhteşem bir klip çekti. Evet. Bana sağ olsunlar. Oyuncu arkadaşımız da çok iyiydi. Arada konuşup mesajlaşıyor musun? Örneğin Serdar şimdi bu Mesut yok, albümün çıktığı için seni kutladı mı? Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Kapandı o. Sen kapatmış gitsin. Evet. Arada bir üretkenliğim durursa diyorsun. Serdar gel barışalım. Yok canım olur mu? Serdar. Başka insanlar var yani. Evet. Ama güzel bir şarkı yazdırmış sana. Evet. Artık... Ağzı bozuk güzel. Tabii ki işte diyorum ya hayatta her insanın hayatından bir şey alıyorum ve hayattaki her insan benim hediyem. O yüzden programın ilk başına dönersek evet. keşke dediğim hiçbir şey yok aslında hayatım evet. boyunca. Evet, peki haberlerimizle devam edelim. Oktay Kaynarca ve Birci Akalay'ın buluşması biz magazincilerin dikkatini çekti çıkışta. Oktay Kaynarca merakımızı daha da uyandıracak bir açıklama yaptı. Hayat bu, belli olmaz ne olacağı. Bu geceleri. Çok tatlı belayız tatlı abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyiyiz, teşekkür ederiz. Yemek yiyoruz oğlum, yok, ne soracaksınız? Yok, yemek yedik, bir buluştuk bir. Ama devlerin buluşması derler aa, ya. Aa, iyi bağladı. Böyle yaz kızın fırıncının yaz kayışını da... O aramızdaki bir esprimiz. 5 yıllık espri o. O bizim aramızdaki bir esprimiz. Yok, hayır, zamanında bir espri yaptı. Dedi ki işte bana bir lakap taktı, bir şey oldu falan filan. Ondan sonra Instagram'da bir post yaptı. Oraya da dedi ki işte kızımız fırıncı bilmem ne dedi. Sonra ertesi gün kelebekten aradılar. Dediler ki Virci Hanım pastane mi açtı diye. Yani tamamen onun esprisi yani. Biz o projeyi yorduk. Acaba fırıncı kızını mı canlandıracağız? Ama galiba birlikte bir proje mi olacak? Oktay Bey yapımcılığa da soyunduktan sonra. Çocuklar şu anda güzel bir yemek yiyoruz. Çok güzel. Arkadaşlarımızla beraber oturuyoruz. Ondan sonra hayat belli olmaz ne olacağı. Yani ama yani şu anda öyle bir mevzu içinde değiliz. Çok tatlı. Şu anda dostlar arasında. Yani. Bir sohbetteyiz, yemek yiyoruz, ailecek hep beraber. Bütün mesele bu. Siz de üşümeyin diye geldim. Evet. Hoş geldiniz. Valla teşekkür ederiz. Oktay Bey de yapımcı olduğu için evet. bir teknik kelimesi Oktay Bey'le nasıl olur? Birliktelik bir yapımcılık ve başrolünle yer aldı. Bakacağız hayat inşallah. Yani neden olmasın? Ben onunla oynamayı her zaman çok isterim. Çok severim. Evet, yani. Çok eski arkadaşımdır. Çok eski dostuz. Yani başka olur. Tatlı çok olur tabii ki. Dostumdur. Ama olur, olur, olmaz. Bakarız yani. O başka bir şey ama çok bugün... Çok da sevdiğimiz bir oyuncudur. Yani hakikaten bütün projelerini tek tek izlemişimdir. Hepsini tek tek bilirim. İnşallah. İnşallah diyelim biz de. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hadi gidin. Hadi gidin. Hadi gidin. Müge bir şey söyleyeceğim. Onların geçmişte beraber rol aldığı bir dizi, bir proje ben çok hatırlamıyorum. Bir evet. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında beraber yarışmışlardı. Ha, onu ben hatırlamadım. Onu hatırlıyorum ama onun dışında da bir proje ama, gelmedi aklıma. Ama böyle yazdan çekilmiş falan kareleri var. Çok eski dostuz diyor. Demek ki dönem dönem birbirlerine eşlik de ediyorlar. Şimdi Oktay Kaynarca yapımcılığa da soyundu ve yeni bir dizi yapacak. Belki başrol teklifini Birce Akalay'a götürdü. Bir yalnız tercih. Cümleye bak. Hayat bu, belli olmaz ne olacağı. Kolay kolay böyle laflar etmez o Kaynarca. Yalnız Birce benim
çok beğendiğim çok oyunculardan hoş bir, bir tanesi. Onu da ilk keşfeden kim biliyor musunuz? Hı. Özcan Deniz. Daha 20'li yaşlarında Birce. O zaman da Özcan Deniz böyle Asmalı Konak, Haziran Gecesi falan böyle fırtına gibi esiyor. Evet. Yeni bir dizi çekecek. Kendine oyuncu arkadaşı, partner arıyor. Yüzlerce resim getiriyorlar ona. Yüzlerce resim arasından tek istediği şey gözleri güzel baksın, derin anlamlı baksın, anlamlı öyle, baksın. Öyle, kesinlikle. Sonra Birce'yi seçiyor. Birce o zaman daha 22-23 yaşında falan. Hep ve çok güzeldi. Kader'e bak. Hı. Dizinin ismi de Kader. İyiymiş. Oktay Kaynarca da bazı oyuncular yaş aldıkça daha hoş, daha karizmatik oluyorlar. Oktay Kaynarca da öyle. Birce'nin doğallığına bakar mısınız? Yüzünde makyaj, çok çok az bir makyaj var. Hatta yok gibi. Belli ki beraber bir iş yapacaklar ama yakışmışlar da yan yana. Yani. Evet. Değil mi? Evet, oyuncu Aslı Bekiroğlu. Senin arkadaşınla değil mi? Müzisyen arkadaşın Çağrı Telkuran'la birlikteydik. Evet. Kısa bir süre önce ayrıldılar. İhanet iddiaları vardı. Aslı iddialarla ilgili konuşuyor ve diyor ki, severek ayrıldık. İzleyelim. Geçmiş günlerde bir açıklama yaptınız ama böyle bizi çok böyle hani ben onlar ayrılmıştı falan gibi de çok böyle tatmin olmadık biz. Ne o? Neyden tatmin olmadınız? Çağrı Bey'den. Hani el ele görüntü olduktan sonra ayrılık haberleri çıkınca biz hani... El ele değildik, kol kolaydık öncelikle diğer arkadaşlarımızla birlikte. Ayrılığımız da ondan bir ay önce gerçekleşmişti zaten. Çok üst üste gelince hani bir şey yapamadık, o yüzden sormak istedim. Ortada hiçbir şey yok. Ortada bir ihanet durumu falan söz konusu olabilir mi? Çok kısa dönemler çünkü Diyan Hanım'a, Çağrı Bey'in birlikte olması, sizin ayrılığınız. Sus, tatlı anlaşarak ayrıldık. Ondan ya bir ay önce ayrılmıştık. Ayrılındığımız bilinmediği için öyle. İşte öyle de, zamanlama biraz fena oldu. Evet. Peki hani hala sohbet edebilecek kıvamda mısınız? Tabii. Arkadaşlar. Severek ayrıldık. Yeni bilgisi olduğu için bence böyle söylemeyelim. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sabahki Lollipop şokundan sonra bu şarkı şimdi o kadar iyi geldi ki bana, beni bir duygulandırdı çok yani. Rahatlattı. Konu çok duygulanacak bir konu değil ama. Yok, hayır. Evet. Aslı'yı ben sokağın böyle ucundan falan görsem zabıta geliyor derim, değil mi? Zabıta montu. Doğru. Gülşen bugün çok iyi. Üzerimdeki zabıta montu gibi değil mi? Eda evet, da evet, Eda söyledi zaten. Az sonra Eda baloncuları yakalayıp kaçıracakmış gibi. Vallahi yanına bir tane koyalım mesela. Aynı mont. Evet. Benziyor kesinlikle. Benziyor. Severek ayrıldık diyor. Severek seviyordun, neden bitti peki? Bir de Aslı'yı ben çok rahatlamış görüyorum. Aslı değil mi? Ne diyor? Ben bir mekana gittim diyor. Çağrı'yla diyor Damla oradaydı diyor. Onlar beni görünce rahatsız oldular, gittiler diyor. Ben diyor eğlenmeye devam ettim şimdi diyor. Şimdi severek ayrıldıysa onların ikisinin görüntüsünü görmekten de son derece üzgün ve rahatsız olmuş olmalı. Çok, çok çünkü rahatlamış görünüyor. Çünkü insan sevdiğini başkasının kolunda görünce ha iyi mi yapar, anlamadım ya yani. Ya da çok iyi oynuyor. O da oyuncu. Olabilir. Oyuncu sonuçta. Evet. Sen nereye gittin bir söylesene. Yo, bir yere olayı çözmeye çalışıyor. Yo, hayır. Olayısını biraz önce Müge o kadar güzel anlattı ki. Bir magazin turundaydık. İşte söz Aslı Bekiroğlu ile Çağrı'ya gelince Müge'ye sordu Seçil. Dedi ki ne yaptı onlar dedim. Müge öyle güzel anlattı ki. Tabii çok hızlı bir şekilde anlattı. Önce bir anlatamadı. Ben nasıl anladıysam öyle anladım. Ama bir dakika. Konu bir dakika. Artık uzman oldum o dört şeyin içinden evet, çıkmaya. Peki haberlerimizle devam edelim. Pınar Deniz Yıldız'ı bu aralar yükselen oyunculardan, genç oyunculardan. 8 aylık ilişkisini bitirdi. Yiğit Kiraz'la, Kirazcı'yla büyük bir aşk yaşıyordu. Ayrıldılar. Aşk acısını anlattı Pınar Deniz. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok. Ama üzülüyorsun tabii. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor aşklar. Katılıyor evet, musun? Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani eskiden kendimizi yerden yere vururduk ayrılık acısında. Evet. Yaş ilerledikçe değil mi? Tabii böyle? Tabii yani 30'u geçtiğin zaman çok rahat oluyor her şey. Hayat daha önemli evet, diyorsun. Hayatta yani başka sağlığın, şeyler var. Sağlığın, dostların, ailenin kıymetini daha fazla anlıyorsun. Belki kötü, amiyane bir tavır olacak ama... İşte biri gider, biri gelir diyorsun. Yani o kafaya erişiyorsun yani. Evet, ama yani eğer de bu olmuyor. Ama arkadaşlık öyle değil. Arkadaşlık biri gider, biri aile de olmaz. Dostluk da öyle olmaz. Ama hayatında biri var ve eğer bu sana eksisi var ve seni üzüyor, kırıyorsa direkt artık
Evet. Reklam müziği de yükselmeye başladı. Reklama gidiyoruz. Reklam dönüşünde senden bir damar şarkı istiyoruz. Yine canlı söyleyeceksin. Tamam. Seçil sesine o kadar güveniyor ki gerçekten de güven duyacağı bir sesi var. Canlı canlı okuyacak. Bir kez daha şu Serdar Ortaç'a Serdar için yazdığın şarkıya. Ay hiç oradan sana bahsedeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bugün Mektubun saat... yolu açık olacak. Evet, teşekkür ediyorum. 13.30'da bugün YouTube kanalında klibim yayına giriyor. Aa tamam. Evet. İnşallah sana uğur getirir. Ama amin. Getirecek. Pazartesi eminim. Efendim eminim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Hoşça kalın. İstediğini söyle, üstüme alınmam. Böyle sevdim diye deli anılmam. Aklımı başıma alır da giderim. Bir daha da kimseye böyle sarılmam. Alttan olmadı da yüreğim. Gitme vakti geldi veda ederim. Üzmedin de beni bil istedim. Ben de yürek hep serde bunu duy istedim. Senin benden gidesin var. Ağzı bozuk yalanın var. Her gece unutup tenimi. Dünyamı alt üst edesin var. Senin benden gidesin var. Ağzı bozuk yalanın var. Her gece unutup tenimi. Dünyamı alt üst edesin var. Ağzı bozuk yalanın var.